Selam, ben Zafer Akçay. Çin'e yolundayız ve sefere konuk oluyoruz bu kez. Çin'e yolu motosikletlilerin çok sevdiği bir yol. Cumartesi, pazar tıklım tıklım olur. O bölgedeki bütün motosikletçiler oraya akın eder. Sefer'in motosikletine konuk oluyoruz. Şimdi susacağım, biraz seyredeceğiz ve yaşadığı olaya tanık olacağız. Sonra yorumlayacağız. Metrelerce sürükleniyor. Ve baştan başlayalım yorumlamaya. Şimdi sefer güneşe karşı gidiyor. Yani demek ki akşam üzeri güneş batacak ve sefer artık son turunu atıyor büyük ihtimal. Ama bu görüşü son derece etkileyen bir şey. Ayrıca bakın, burası bir kavşak. 70 kilometre sınırı var. Seferin hızı 168. 170 desek artı 100 bir fazlalık var. Bu kavşakta özellikle yokuş aşağı bir kavşak burası, yavaşlamak gerekiyor. Çünkü oradaki arabanın sizi gördüğünü varsayamazsınız. Görmediğini varsayacaksınız. Sefer de süretini düşürüyor ama 131'e kadar düşürüyor. O süratte fren yapsa durabilir mi? Hayır. O araç çıksa işte beni görmedi çıktı kaza yaptım olacak ismi. Dolayısıyla kavşaklara lütfen ama lütfen olması gerektiği hızda girin. Şimdi Sefer tabii ki performans sürüşü yapmak için gitmiş oraya. Bu çok belli. Arkadaşları da var. Burada bir tereddüt yaşıyor ama devam ediyor. Sonra sol virajda çok fazla sol tarafta kaldığı için bakın o bariyerin arkasında herhangi bir renk değişikliğini görmesi mümkün mü? Ya da bir köpek ölüsü olsa görmesi mümkün mü bu süratlerde? Tabii ki değil. Şimdi burada da başka bir şey var. Bakın arkadaşı fren yapıyor. Yolun en sağında sağına, yani emniyet şeridine kadar çıkmış durumda. Öndeki arkadaşı da çok yavaşlamış. Bir şeyden şüphelenmek gerekmez mi? İlk şüphe de tabii ki burada hayvan ya da yoldaki renk değişikliği olacaktır. 170 kilometre bölü saat seferin süreti ve yerdeki renk değişikliğine bakın, video çözünürlüğü küçük, dar ama yine biz bile görüyoruz. Seferin bunu canlı gözle haydi haydi görmesi gerekirdi. Görmediği için de böylesi bir kazaya neden oluyor ama sevindirici tek bir şey var. Sefer çok iyi giyindi, tulum falan var üstünde, çok iyi giyindiği için kendisine hiçbir şey olmuyor. Sevindirici tek şey bu. Ne yapabilirdi? Birincisi kavşak, bu kavşağa bu kadar hızlı girmemesi gerekirdi. O arabanın onu görmeyeceğini öngörmesi gerekirdi. Daha sonra bu süratlere tabii ki çıkmaması gerekirdi. Bunu tartışmıyorum bile. Yasal da değil zaten. Burada bir tedirginlik yaşıyor. Belki daha fazla açılmalı, arkadaşına yer vermeliydi. Çıkabilirdi çünkü. Burada sola yanaşmak yerine daha sağda olup görüşünü arttırabilirdi. Öyle değil mi? Burada da arkadaşlarına uyup yavaşlayabilirdi ve yolu daha iyi gözlemleyebilirdi. Eğer sefer bunlardan birini yapmış olsaydı bu kazayı ben şu anda yayınlamıyor olacaktım. O da böyle bir anıya sahip olmamış olacaktı. Ama kıyafetin önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Sefer çok iyi giyindiği için hiçbir şey olmuyor. Elinde küçücük bir yara var, o kadar. Ve ikinci olayımızdayız. Bilal ve arkadaşı susuyor. Evet, Bilal ve arkadaşı sürerken kamyonun kaplama lastiği fırlıyor. Kaplama bozuluyor. Bir ne kadar büyük, görüyor musunuz? Allah'tan önündeki sürücü hiçbir şey yapamıyor tabii de. Dümdüz gidiyor ama neyse ki aradan geçiyor. Bilal fren yapıyor, güzel bir karar. Onu da geçiyor. Ama orada bu lastiğin üstüne çıksalardı Bilal ya da arkadaşı, sonuç kesinlikle kazaydı. Bakın lastiğe bakın. Ya ben bu işten çok anlamam ama bu lastik kullanılır mı yolda Allah aşkına? Bunun üstünü bir de kaplıyorlar ve yeniymiş gibi kullanıyorlar. Şu kaplama olayının bitmesi lazım. Bilmiyorum kamyoncu arkadaşlar ne diyecekler, bana katılacaklar mı ama Bilal çok güzel bir şey yapmış burada. Frenlemiş bir miktar, lastiğin geçmesini beklemiş ve devam etmiş. Yapılacak hiçbir şey yok. Sonra da kamyoncuyu durdurmuşlar zaten. Yapılacak iki güzel şeyi de yapmışlar. Doğan'ın motosikletindeyiz. Şehir içi gibi bir yer. Doğan gidiyor, gazı da açıyor maşallah.
Evet, Doğan kötü bir tecrübe yaşıyor. Bir daha bakalım ne yapabilirdi. Bakın sürat 122 kilometre bölü saat. Yani böyle bir yol için çok çok fazla. Zaten yasal sınırında üstünde. Bir de beceri ve bilgi azsa işte buraya giriyor. Neyse ki geçebileceği kadar bir boşluk var. Ve ben inanıyorum ki koruma demirleri falan çarpa çarpa geçiyor oraya. Büyük bir şans tabii orayı tutturabilmesi. Dururken de bakın düşecek gibi oluyor, son anda topluyor falan. O zaman Doğan ne yapabilirdi? Öncelikle arkadaşıyla yarış yapmayabilirdi. Yani araçların süretini deniyorlar burada. Videoyu biraz başa sarınca bu çıkıyor ortaya. Bir, bunu yapmayabilirdi. İki, tamam işte bitti. Kapat artık gazı. Yani hala nereye devam ediyorsun? Devam edersen işte başına bu geliyor. Yani motosiklet kaşınanı kaşır. Bu nettir yani, eğer kaşınıyorsanız hakikaten motosiklet bu işi halleder. Dördüncü olayımızdayız. Ekin şehir içinde bir kavşağa yaklaşıyor falan derken sonrasında bir şeyler oluyor. Bir dur abi, bir dur abi, bir dur abi. Üzülme üzülme geliyorum. Bir dur, bir dur. Allah Allah. Bakın, şimdi buradan giderken Ekin'e ve seyreden herkese bir iki lafım olacak. Solda tabelalar var. Üstteki tabela nedir? Ters üçgen olan nedir? Yol ver tabelası. Kime doğru bakıyor? Ekin'e doğru bakıyor. Üstteki tabela bu. Bir başka tabela daha var altta. O da dönel kavşak. Döner değildir, döneldir. Dönel dönüşün yapıldığı anlamında. Şimdi bu iki tabela varsa orada geçiş üstünlüğü kime aittir? Soldan gelene. Yani kavşak içinde olana. Bu iki tabela oranın bir dönel kavşak olduğunu söyler ve yol ver tabelası bize doğru olduğu için Ekin'in soldaki araca yol vermesi gerekir. Böyle çözüldüğü zaman dönel kavşaklar trafik işaretlerine bile, ışıklarına bile ihtiyaç yoktur. Ama Ekin muhtemelen bu kuralı bilmediği için burada Bir dur abi, bir adama dur abi. kızıyor bir de. Üzülme Aslında üzülme geliyorum, beyaz bir dur. araç haklı. Geçiş üstünlüğü ona ait. Ekin'in yol vermesi lazım. Bir de bakın Allah aşkına kablo döşüyorlar. En ufak bir uyarı işareti yok. Hasbelkader bir dünya. Yani Allah öyle Allah. işte. O yüzden bileceğiz ve ne yapabileceğimizi bileceğiz. Burada Ekin giriyor araya küçüklükten faydalanarak. Ondan sonra şunu yapması lazımdı. Yani beyaz araba oraya girince Ekin duracaktı. Beyaz araba geçecekti. Ekin yol boşsa devam edecekti. Ama ne yazık ki hala Türkiye'de dönel kavşak kuralları tam oturmamış. Oysa ki kurallar hepimiz için geçerli. Bugün Ekin'e, yarın Ali'ye, Veli'ye ya da bana sana. O yüzden kuralları bilelim ve onlara uyalım.